kafasını yarıyor. Bizim ortalama 150 yıllık kültürümüz, öyle izah edeyim. Bu çarşı eskiden Kürekçi Çarşısıymış. Şu anda Semerciler Çarşısı. Bunlar bizim yoğurt gerecimizdir. Geçmişte pekmez kullanılmıştır. Pekmez küleği olarak kullanılmıştır. Pekmez kabı olarak, öyle izah edeyim. Kullanım olarak sağlıklı bir kullanım var, uzun ömürlü. Bundan birkaç yıl öncesine kadar iyice artık unutulmuş idi. Nostalji olmuşuz idi. Zaten asıl ustamız vefat etti. Hacı Usta. Rahmet olsun. Şimdi kalfa olarak devam ettiriyoruz. Arkadan gelen çırak vesaire söz konusu değil. Ve eskiye dönük bir nostalji, eskiye dönük bir özlem olduğu için de çok şükür ufak ufak, hani böyle çok yoğun olmasa da artık talep var. Dördüncü kürak. Dedem kürekçi, babam kürekçi, ben kürekçi. O kadar işte. Büyüklerim gitmiş. Kimse kalmamış. Ondan sonra biz devam etmişiz. Biz de bitirdik mi iş biter. Biz de gittik mi iş biter. 7 yaşından beri. Babamıza hem okula gittik hem babamıza yardım ettik. Üniversiteyi bitirdim. Öğretmenliğe başladım. 36 yıl öğretmenlik yaptım. Emekli oldum. Bu kadar. Çocukları okuttum. Çocukları okuttum. İş güç sahibi yaptık. Onlar da işe güce gittiler, öyle kaldım işte. Ham maddesi çam. Eskiden Söğüt Çınar vardı, onlar şu anda yok. Onlar kıymete bindi. Söğüt'ten yapıyor, kavaktan, Söğüt'ten çam. Başka yok. Bir kilo en az, bunu toplu olarak yaptığımız için biraz uzun sürüyor. Kurutma var, silme var. İşte eğme var, uzun süre kalıpta duruyor birkaç gün donmak için, bu şekilde. Alanların hepsine veriyor, dışarıya gidiyor genelde. Ondan sonra, yani İstanbul'a kadar gönderiyoruz. Bilenler alıyor tabii, bilmeyen değil. Şimdi yoğurt konuyor, zahire işi var. Adam mesela pirinç koyuyor, pirinç normal kapta, naylon kapta kutlanıyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Pirinç, bulgur, her şey konuyor içine.